Selam. YouTube'un 5 yıldır hiçbir yere gelmemiş bu kanalı. Ben Utku Cihan Kantar ve kameranın arkasında temden atılmakta uzmanlık alanı olan profesyonel mimar Yaren Kaya. Teşekkürler. İçeriğimiz bittiği için ve bu hafta haftalıkta hiçbir şey çıkmadığı için soru cevap videosuyla karşınızdayız. Soru cevap videoları genelde kanallar sıçtığı zaman can kurtaran simidi olarak kullandığımız içerikler. Yaren soracak, ben cevaplayacağım. Netice bu. Instagram'a bir story attım. Ya buraya sorular sorun. Sondan başla, değişik olsun. Hep böyle standart şeylerden nasıl gidiyor falan değil de böyle garip garip. Bu kadar yoğun iş temposuna nasıl yetişiyorsun? Yetişemiyorum. Şu an Feed dizisindeki Cem Yılmaz gibi. Artık komik değilim. Bir WhatsApp grubumuz var. Sosyal hayatım yok. Sosyal hayatın yok mu? Yok. Bari insanlara yalan söyledim. Haftalık vloglarımı izlesene. Ben varım zaten. Yok işte sosyal hayatım. Eskiden çok sosyaldim, az iş yapıyordum. Şimdi çok iş yapıyorum, sosyal hayatım az. Bu da çok sağlıklı değil, o yüzden eskisi kadar çalışmamaya çalışıyorum. Hiç banyoda şampuan bittiği için içine su koydun oldu mu? Şampuan olmayan şişeye su koyup şampuan varmış gibi yıkandığım da oldu. Her insan gibi yaptık yani, haldır şaldır. Haftalık izlemek çok zevkli, peki ya yapması? Hiç keyif almıyorum, yemin edebilirim. Nasıl keyif almıyorum ya? Büyük kolpasın. Haftalık vlog bu arada yapmayı en keyif aldığım içerik. Neye dayanarak keyif almadığımı çıkardım mesela? Çünkü öflüyorsun. Ben kurgu yaparken hep öfleyip öflüyorum. Yaşam motivasyonun seni başarıya taşıyan şey ne? Para. Maddi olarak tatmin eden şey tabii ki para. Değil mi? Başka ne olabilir? Manevi olarak tatmin eden şey de güzel geri dönüşler. Manevi olarak ne tatmin edecek beni? Çeşme yaptırıyorum köye. Ne olabilir ki manevi? Merhabalar abi. Bir video montajla beraber kaç saatini alıyor? Videodan videoya değişir. Müzik klibi var 2 hafta sürüyor. YouTube videosu var 2 saat sürüyor. Hadi gitti Neşen ya, biraz efektif ya. Kesesini. Tamam. Bölüm değiştirdiğin için pişman oldun mu? Hiç sevmediği bölümde okuyanlar için tavsiyem var mı? Bırakın, sen de bıraktın. Keşke en başında yapsaydım. Sevmediğiniz bölümü okuma fırsatınız varsa okumayın abi. Ben keşke en başında işletmeye geçseydim, hata etmiş. Hatta geçebilseydim reklamcılığa geçerdim. Paranın kaynağı ne? Baba parası mı? Para babası. Bu espriye çalıştım. Ben Damla Bilic oldum ve sen Sinan oldun, gerçekten çok mutluyum şu anda. İnşallah Sinan'da. Ben de Damla Bilic'im. Fena değil. Damla Bilic'in o dönemiysen problem var. YouTube videolarındaki müzikler nasıl telif yemiyor? Çünkü telif değiller. Yok, telifsiz kanallardan alıyorum. Eğer çok kafamda şaibe varsa da YouTube'a siyah bir ekran altyapısıyla o müziği yükleyip telif yiyip yemediğini kontrol ediyorum. Zeki çocuk. Şu an vaktin, enerjin olsa okumak istediğin bir bölüm var mı? Varsa nedir? VCD. Görsel iletişim tasarımı kurdum. Evi değiştirecek misin? Neden? Evet, evi değiştireceğim. Çünkü kadar benim para kazanmam lazım. Senin para kazanman lazım. Evet. Ne alakası var sende? Sen iç mimar olarak paranı mı alacaksın bunun içinden? Evet. Oo. Yaren beni böyle sömürüyor abi. Neden evi değiştiriyorum onu da anlatayım. Oturduğum yerde güvenlikle ilgili sıkıntı var abi. Gelen paketçi, kuryeci arkadaşı sağ olsunlar beni tanıyorlar. Çok da güzel kıyak geçiyorlar, tamam mı? Bana brownie getiren oluyor, not bırakan oluyor. Ben çok mutluyum hepsinden. Ama aşağı inip benim motorumla benden önce fotoğraf çekip Instagram'a koyup beni etiketliyorlar abi otoparkta. Bunu yapmasınlar ne olur. Kapıda güvenlik yok. O yüzden güvenlikli bir yere taşınmak istiyorum. Sor gelsin. Monster satıp diyevel almayı düşünüyor musun? Daha yeni aldık oğlum, 450 kilometre oldu. Ne ara şey yapayım? İnşallah. UCK tatil videosu yok mu, özledik reis? Covid var reis. Nereye gideceğiz oğlum tatil matil? Bu akşam şey de geldi. Sokağa çıkma yasağı da geldi. Yakında şehirleri kısıtlama da var. Tatil olarak mutfağa gideceğiz. Araba sürerken kendi motor sanıp arabalara giresin falan geliyor mu? 2800 lira ceza yedim bunu yaptığım için. Önce dalgınlıkla emniyet şeridinden gittim. Sonra abuk sabuk bir makas attım. Bu genelde bu arada şöyle oluyor. Hemen motordan inip arabaya biniyorsam kesin kendimi motordayım sanıyorum hala. Bir posta 2820 lira ceza yedim. Soru sormak yerine çok kaliteli işler çıkardığını söylemek isterim. Kalp. Adamsın kalp. Kalp. 15-16 yaşında kızların sevgilisi bad boylar. Onlardan mı galiba? Sen beni tanıdın ya, evet. Ben 16 yaşında gözlük takıyordum oğlum, hiç. Tellerin de vardır senin. Hiç tel takmadım. Kankana Triumph aldırıp kendine Ducati alman peki? Adamına göre motoru aldırdık. Şimdi Buğra abi Monster kullanamazdı. Ben bu arada Triple'da düşündüm. Düşünmedim değil. Son karar Monster oldu yani. Bizim bir amiral projesi vardı. Ne oldu? Bir pandemi oldu. 2 euro 9 oldu. Ben de açıkçası 99 model bir motora çıkarıp 40 bin lira gömmeye
yemedi. Ben de yapmadım abi. Yapmayı çok istedim bu arada. Hala istiyorum. Bir de şu yüzden yapmıyorum. Yaparsam babam elimden alacak motoru ya. Arayıp arayıp duruyor beni. Ne zaman yapıyorsun motoru? Ne zaman alacağım? Babam almasın motoru. Pis motoru. Montaj kurgu dersleri gelir mi? Gelmez. Benim haddime değil. Ben eğitimci değilim abi. Gel beraber yaparız ama eğitim... Her iyi motor kullananın ben eğitmenim demesi gibi. Bir şey iyi yapman o işi iyi öğretebileceğin anlamına gelmiyor. Twitch yayınlarını bir düzene koydum mu? Ne zaman hangi saat? Utku'ya düzen bilmiyorum. Her salı video koyuyoruz. Bak bu video da yarın yayında bu arada. Pazartesi akşamı çekiyoruz videoyu. Twitch'i çarşamba yapıyorduk. Hafta sonunda kısıtlama koydular. Dedim ki kısıtlamada açayım daha fazla izlenirim. O yüzden hafta sonuna aldım. Al sana samimiyet. Şimdi hafta içine de kısıtlama koydular. Şimdi hafta içi de açarım yayın. Şimdi yeni kısıtlamalarla yayınlar artar bu arada. Ne yapacağız oğlum evde? Sıkılırım çünkü. Al samimi cevap. Abi bir gitar aldıydım, bir yere ne oldu? Daha ötesi yok. Sallıyor şu an. Dön dön hadi. Yakışmıyor. Sen orgların insanısın. Yetenek abi desin. Sen... Süs olsun diye aldığını itiraf et. Süs olsun diye aldım zaten. Ukulele falan alsaydın. Ukulele. Hayatta kaç tane ukulele alan gördün şu olarak. Bak gelince biri diyor ki mesela gitarı ne yapacaksın? Öğreneceğim diyorum. Tamam diyor. Ukulele alsam diyecek ki bunu ne yapacaksın? Bunu ne yapacaksın der. Sor ki. Seni çeşitli başarılı insanlarla aynı projelerde görüyoruz. Başarmanı ve sevmeni sağlayan şeyler nelerdir? Başardın mı soru işareti de. Sevilmenin sebebi çıkarsızlıktır bence. Bizim sektör yılan sektördür. Herkes yolundadır, herkes çıkarındadır. Karşı bir insan olmadığım için bugüne kadar birçok insanla aram iyi kaldı. Aramın bozuldukları da var. Onlara da hayatlarında başarılar diliyoruz. Öyle yani. Bu da 1 milyon izlenmeye ne kadar para kazanılıyor? Şöyle bir durum var. 1 milyon izlenmenin hangi kategoride olduğu çok önemli. Bir teknoloji kanalının CPM'i ile bir eğitim kanalının ya da bir lifestyle kanalının, araç kanalının hiçbirinin izlenme başına verdiği gelir aynı değil. Dolayısıyla hangi kategoride olduğu önemli. Benim bildiğim 300-400-500 dolar civarlarında kazanırsın gibi duruyor şu anda. 100 bin aboneyi geçtikten sonra da bize Instagram'dan yanıt verecek misin? Vereceğim. Karş. Benim kalkık. Yok be ama şöyle. Ya ben yetişebildiğim kadar cevap veriyorum ama bir yer olur mesela artık bakamayacak raddeye gelirim. Elimden geldiğinde cevap verir devam ederim. Bazen gerçekten çok yorucu oluyor. Benim tayfada kafam rahat. Twitch'te gelirler sohbet ederiz. Instagram, Telegram'da ederiz yani. Kurgu işlerinde müşteri bulman YouTube etkisi çok mu? Çok. Başlarken de zaten YouTube kurgusuyla başladım. Oradan tanıştığım insanlar vasıtasıyla çok iş almışımdır. Demiş ki. Ne zaman demiş ki. Spek ve yerin dibi provins şeklinde modifiye edilecek. Edilmeyecek. Abi ben hep inşaat alanlarında oturuyorum. Ben arabayı öyle yapayım, arabayı mahvederiz. Biter. Jant, bir jant isteğim var ama. Bir ufak bir jant isteğim var. Üniversiteye yeni başlayanlara ne önerirsin? Gelmeyin. Ne öneririm? Dolu dolu yaşayın. Yani Covid'den sonra dolu dolu yaşayın. Ben çok mutsuzum ya. 6 yıl üniversite okuduk. Online cap atacağız. 2 yıllıklar online üniversite falan bitiriyorlar. Covid işi biterse dolu dolu yaşayın. Yaş ve boyu kaç abi? 1.50. Çok özür dilerim. 1.80'im. 10 gün sonra 24 yaşındayım. 85 kiloyum şu anda. Hayatından memnun musun? Büyük pişmanlıkların var mı? Var ama unuttuk gitti. Hala şunu keşke yapsaydım demiyorum ama zamanında ciddi pişman olduğum hareketlerim var. Ama hayatımda mutluyum. Bu işe başladı tanışıp bu zamana kadar konuştuğun bir takipçin var mı? Çok güzel soru. Bu işe başladığımda ilk tanıştığım takipçilerin bir kısmı şu an bizim moderatör tayfa ve bazı işleri beraber yapıyoruz. Twitch'te gördüğünüz modlar 5 yıldır neredeyse birlikte olduğum insanlar. Bayağı kardeşim gibiler. Hepsinin ailesi beni bilir. Benle konuştukları zaman izin alabilirler. İstanbul'a kalmaya izin alıp gelebilirler. Bende kalabilirler. Öyle bir ekibiz biz 8-9 kişilik. Bunun içinde yayıncı olan Koray var. Arkadaşlar geç hepsi kardeşim gibi oldu. Arkadaşım gibi oldu. Bayağı mutluyum bundan ya. Buradan ne kadar kazanıyorsun ve hayalindeki araba ne? 800 lirayla 1500 lira arasında değişiyor şu anda. Son 2 ayı söylersek. Ne yapıyorum ben? Hayalindeki araba da böyle 70 Charger, 69 Mustang, 72 Playmobil Roadrunner. Olur. Camaro. Olmaz olmaz. Olur olur. Çok hareketli yaşıyorsun. Bu enerjiyi nasıl sağlıyorsun? Abi benim şöyle garip psikolojim var bu arada. Ben çok fazla yattığım zaman hayatı kaçırıyormuş gibi hissediyorum. Mesela 2 gün evde kalayım. 3. gün çok bir şey kaçırıyorum falan deyip kendime meşgale yaratıyorum. Bayağı kovalarım yani. Yeni araç almayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Bu piyasada çünkü kendi arabamı satıp üzerine 50 koyup gene kendi arabamı alabilirim. O yüzden düşünmüyorum. Evin kirası nedir? Ev bizim, semt kira. Ev bana ait. Ben burayı 2018 Ekim'de aldım. Semt kira. Niye bu kadar mutlusun? Bunun sırrı nedir? Mutlu falan değilsin. Mutluyum. Yani ben şöyle mutluyum. Mutluyum. Negatif insanlar mahvediyor ya. Enerjileri mahvediyor beni negatif. Sürekli negatif düşünen, her tarafın olumsuz yanına bakan insanlar beni hasta ediyorlar. Ama pozitif olunca insan mutlu oluyorum ben. Pollyanna mıyım ben? Senin ilk takip ettiğin amiral vardı. Ne bu kadar takipçi ne de çevre vardı. Tahmin edebilir miydin reis? Hiç. Ben şey bekliyordum. 2-3 yıl yaparım. Biraz tanınırız, biraz izleniriz. Sonra ben makine mühendisi olurum falan diye düşünüyordum. Ne makine mühendisi olabilirdik, ne tam ünlü, yarı ünlü böyle absürt bir şey arada kaldık ya. Bitti. Bence yapamadık. Vallahi hiçbir şey cevaplamamış gibi hissediyorum. Hadi gel vedalaşalım ya. Sevgili psikolog. Psikolog değilim. Tipin tam psikolog ama. Aa, neden?
psikolog. Ben mimar olmalıyım, anladın mı? Tamam. O zaman hoşça kalın. Böyle bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir buraya kadar. Başka sorularınız varsa... Daha sert sorular soralım. Ya bir dur bir, dur bir ya. Yok etmek istiyorum seni. Tamam, tamam yapalım. Beni parçala, beni mahvedelim. Bunun ikinci sesini çekeriz. Malum kısıtlamalar da geliyor. Kesin içerik bulamayacağız. O yüzden bunun altına yazarsanız çok sevinirim. Oradan çalarız. Kendinize iyi bakın, öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Hayır, güzele bakmak sevaptır derler. Sevaba da girmiyoruz ki arkadaşlar. Tamam, vurma.